Şimdi öncelikle Fenerbahçe Kulübü'nden Sayın Aziz Yıldırım'dan ve Sayın Ali Koç'tan özür diliyorum. Bu oyuna bağlanmamı biliyorum ki onlar istemiyorlardı benden. Evet. Ne yazık ki 50 günlük çocuğum diğer odada uyurken ben utanarak Trabzon gibi benim annemin memleketi olan bir milletvekilinin şu konuşmaları dinlerken ülkem adına bir Trabzonlu olarak çok utandım. Ben bu ülkenin milli takımına 13 yaşından beri hizmet ediyorum. 13 yaşından 31 yaşına kadar en az yüzlerce kez bu milli takımın kaptanlığını yaptım. Ve benim ismimi, dolayısıyla menajerimin ismini rahatlıkla ağzına alan kendisi, bu iddiayı ortaya atan yöneticinin ismini bile ağzına almaya çekinirken, benim ismim bir sakız misali böyle insanların ağzında dolaşıyor. Benim 2 sene önce nikah şahitliğimi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kendi partisinin de genel başkanı olarak biraz ondan feyiz almasını çok ümit ederdim, yaşça benden büyük olmasına rağmen. Çok daha ağır konuşacağım şeyler var da susuyorum. O da şu an Fenerbahçe kimliğim var diye benim önümde susuyorum. Eğer ben bir futbolcuyu aradıysam, eğer ben bir futbolcuyla bu maçta oynamam, seni Fenerbahçe'ye aldıracağım, seni bu takıma getireceğim dediysem 50 günlük çocuğum yapma öyle bir şey söyleme. 15 metre önümde. Ama eğer bu iddiaları söyleyen insanlar bu kadar rahatlıkla ülkenin milletvekili oluyorlarsa, ben bundan çok samimi bir şekilde söylüyorum, utanıyorum. Bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş biri olarak utanıyorum. Mesut Bakkal bağlansın, Mesut Bakkal söylesin, Emre beni arayıp hiç orada Gökmen'in söylediği gibi kibarca konuştu mu, konuşmadı mı desin. Neler söylediysem, ağzıma ne geliyorsa söylediysem, Mesut Bakkal, tanıdığım kadar dürüst bir insan, bağlansın, söylesin neler konuştuğunu. Zaten sen söylüyorsun Emre. Çok fazla da konuşmayacağım, telefonu da kapatacağım. Çok samimi söylüyorum, çocuğum uyuyor ve bu insanlarla muhatap dahi olmak istemiyorum. Bu ülkenin milletvekili olsalar dahi muhatap olmak istemiyorum. Fenerbahçe Kulübü gerekli zannediyorum suç duyurusunda bulacaktır. Konuşmalar neyse verilecektir. Bütün Türkiye'de bilsin. Bu davanın sonu takip edesin. Bunları söyleyenler, benim hakkımda bunu konuşanlar, önce bu ülkenin adaleti, sonra da benim inandığım en büyük adalet Allah'ın huzurunda hesap verecekler. Bu kadar söylüyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar.